Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda yeni bir sureye başlıyoruz. Şura suresi ve bu surenin 1 ve 9. ayetler arasında değerlendireceğiz. Şura, meşveret, istişare gibi kelimelerle de ifade edilir. Yani bir takım meseleleri başkalarıyla görüşmek ve onlardan da fikir almak. Ve emruhum şura beynehum, bu sure içinde geçen bir ayettir. Sure adını oradan alıyor. Bu sure Mekki surelerden, iman esaslarıyla alakalı, vahyin gelişi, peygamberlik meseleleri gibi önemli konulara burada temas ediliyor. Cenab-ı Hak bugünkü okuyacağımız bölümde şöyle bildiriyor: Ha, mim, ayn, sin, kaf. Bunlar huruf-u mukatta, Allah ve Resulü arasında birer şifre ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğine de işaret eden ifadeler. Kezalike yuhi ileyke, bunun gibi sana vahyediyor. Ve ilellezine min kablike, ve senden öncekilere. Allahu el azizül hakim, aziz hakim olan Allah hem sana hem de senden öncekilere işte bu şekilde vahyediyor. Kur'an-ı Kerim vahye dayalı, yani alemlerin Rabbi insanlara mesajını vahiy yoluyla bildiriyor. Ve bu konuda seçilmiş peygamberler var. O peygamberler aracılığıyla Allah insanlara emirlerini, yasaklarını bildirmekte. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk peygamber değil, son peygamber. Daha evvelinde sayısını bilmediğimiz kadar, bazı rivayetlerde sayıları 124 bin diye ifade edilen peygamberler gelmiş ve bunlar Allah'ın mesajını insanlara ulaştırmışlar. Burada Allahu Teala aziz, hakim ünvanlarıyla nazara verildi. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın vahiy ile kendini bildirmesi, mesajlarını bildirmesi onun izzet ve azametini ifade ediyor. Ve aynı zamanda hakim, yani o hikmet sahibidir. İnsanlara mesajını doğrudan bildirmek değil de elçiler vasıtasıyla bildirmesi onun izzet ve hikmetine daha münasiptir. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard, göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İnsanlarda da bazı şeyler var ama emanettir. Veya insanlarda bir takım saltanat tarzında durumlar var. Yine bu da emanettir. Göklerin ve yerin mülkü ve bunlardaki tasarruf doğrudan doğruya Allah'ındır. Ve huvel aliyyül azim, o yücedir ve azamet sahibidir. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ı bu gibi isimlerle bize anlatıyor. Bu iki ayette 4 tane Cenab-ı Hakk'ın ismini gördük. El Azizül Hakim, Allah azizdir, hakimdir. Hemen devamında El Aliyyül Azim, o Allah yücedir, azamet sahibidir. Tekadüs semavatu yetefattarna min fevgihinne, neredeyse gökler fevkinden, üstünden parçalanacak. Vel melaike yusebbihune bihamdi rabbihim, melekler ise hamd ile Rablerine tesbih ederler. Ve yestağfirune limen fil ard, ve yeryüzünde olanlar için istiğfarda bulunurlar, mağfiret talebinde bulunurlar. Sema, üzerimizdeki alemler. Biz yeryüzünde yaşıyoruz. Bizim üzerimizde nice alemler var ve bunlar semavat şeklinde genel bir ifadeyle ayetlerde anlatılıyor. Ve seba semavat şeklinde, yedi sema şeklinde bunun biraz ayrıntısı bulunmakta. İşte üzerimizdeki o muhkem, o sağlam alemler neredeyse parçalanacak. Yani Allah'ın azametinden parçalanacak. Veya insanların Allah'a şirk nispet etmeleri, Allah'a velet nispet etmeleri gibi şeylerden gökler neredeyse parçalanacak. Melekler masum varlıklar ve bunlar yeryüzünde bulunan günahkar insanlar için mağfiret talebinde bulunuyorlar. Çünkü yeryüzü insanların günah da işlediği bir yer ve yeryüzü günahlarla kirleniyor. Ve bu günahlardan dolayı insanların üzerine nice felaketler gelebilir. İşte
İnsanlar içinde salih olanlar var. Bunlar belaların gelmesine bir paratoner gibi adeta. Öte yandan melekler de, sema aleminin sakinleri olan melekler, onlar da yeryüzündekiler için mağfiret talebinde bulunuyorlar. Ele innallah huvel gafurur rahim. Dikkat edin, Allah gafur rahim olandır. Bu da Allahu Teala'nın iki ayrı ismi. Allahu Teala son derece bağışlayandır ve son derece merhamet sahibidir. Yani Allah'ın azametine mukabil bu insanlar bu kadar gaflet, bu kadar nisyan, bu kadar dalalet içerisinde olabiliyorlar ve normalde buna fırsat verilmemesi ve taraf ilahiden cezalandırılmaları hatıra gelirken Allahu Teala hemen bir anda da ceza vermiyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın gafur ve rahim olmasıyla da alakalı. Ve Cenab-ı Hak sebakat rahmeti ala gadabi, benim rahmetim gadabıma sebkat etmiştir, üstün gelmiştir buyuruyor. Ve insanın mahiyetinde günaha yönelten bir takım duygular bulunmakta, nefis bulunmakta, heva dediğimiz nefsin kötü istekleri bulunmakta. Öte yandan şeytanlar insanların yoldan çıkması için gayret göstermekte. Şeytana yoldaş, arkadaş olan kimseler yine insanları günahlara teşvik etmekte. Böyle olunca Allahu Teala Gafur Rahim ismiyle insanları mağfiret ediyor ve insanlara merhamet ediyor. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ Allah'tan başka, Allah'ın dışında veliler, dostlar, yardımcılar edinenler, Allahu hafizun aleyhim, Allah onların ne yaptıklarını görmektedir, onlara murakıptır ve gerektiğinde onları cezalandıracaktır. وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ Ey peygamber, sen onlara vekil değilsin. Yani onlara ceza vermek sana havale edilmiş bir durum değil. Dolayısıyla sana düşen tebliğdir, Allah'ın dinini anlatmaktır. Onlara ceza verecek olan ise Allahu Teala'dır. Ve kezalike evhayna ileyke Kur'anen Arabiyyen ve bunun gibi böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik. لِتُنْزِرَ اُمَّ الْقُرَى اُمُّ الْقُرَى'yı uyarman için ve men havleha ve bunun çevresinde olanları uyarman için. Ümmül Kura ana şehir, şehirlerin merkezi anlamında ve Mekke'nin de bir ismidir. Mekke'ye Ümmül Kura deniliyor. Bütün beldelerin anası, esası. Ve Mekke'ye bu önem orada bulunan Kabe'den geliyor. Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere yeryüzündeki ilk mabet Kabe. Ve Kabe adeta yeryüzünün merkezi durumunda. Nasıl ki insanda kalp var, kalbin merkezinde Süveyda-i Kalp denilen bir merkez bulunmakta. Onun gibi kainat çok geniş, kainat içinde dünya adeta bir kalp gibi. O kalp içinde de noktayı Süveyda denilen o merkez nokta adeta Mekke ve oradaki Kabe. Bu açıdan Kabe'nin apayrı bir yeri, önemi bulunmakta. Allahu Teala Peygamber Efendimiz'i Ümmül Kura'da bulunan, yani şehirlerin merkezinde yer alan, ana şehir hükmünde olan hem Mekke'dekileri uyarması hem de onun çevresinde olanları uyarması için göndermiştir. Onun çevresinde olanlar hem civardaki Arabistan, Arap ülkelerini içine alır hem de dünyanın tamamını içine alır. Mekke merkez olduğunda dünyanın hepsi oraya yönelmiştir ve onun çevresinde yer almaktadır. Ve buradan da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin evrenselliği, yani belli bir peygamber belli bir kavme gönderilmeyişi, bütün insanlığa gönderilmesi net bir şekilde görülmekte. Ve tunzira yevmel cem, cem günüyle onları uyarman için. Cem günü insanların bir araya toplanacağı gün. Malum şu dünyada da insanlar zaman zaman bazı toplantılarda bir araya geliyor. İşte bunun en güzel manzaralarından birisi Hac'da, Arafat'ta meydana gelir. Dünyanın her tarafından insanlar oraya gelirler ve 5 milyon civarında günümüz şartlarında insan
orada hac için bulunuyorlar. Bu gerçekten çok büyük bir topluluk. Ama daha büyüğünü mahşerde Allah-u Teala bütün insanları bir araya getirmek suretiyle gösterecek. Hazreti Adem'den kıyamet kopuncaya kadar ne kadar insanlar gelmişse bunların hepsi mahşer meydanında cem edilecek. Bunu hayal edebilmemiz çok da kolay bir şey değil. Ne kadar insan geldi geçti bilemiyoruz. Şu anda dünyada 6 milyar insan var ve gittikçe nüfus artıyor. On binlerce yıldır belki yeryüzünde hayat bulunmakta, insanların hayatı. Böyle olunca ilk yaratılıştan ta kıyamete kadar belki de trilyonlarca insan gelip geçmiş olacak. Bütün bu insanlar değişik ırklarıyla, milletleriyle, değişik devirlerde gelmiş olan bu kimseler hepsi mahşer meydanında toplanacaklar. Ve o mahşer meydanında Mahkeme-i Kübra kurulacak. Yani büyük mahkeme. Malum bazı olaylar küçük olaylardır. Bir ilçede bir olay meydana gelir. Oranın mahkemesi buna bakar. Ama olay büyükse bu defa diyelim ağır cezada görülür. Ve o da vilayette, bazı vilayetlerde vardır. Ama bir takım daha büyük davalar olur ki artık o herhangi bir vilayet de bunu karşılamaz. Çok daha büyük bir merkezde bunun muhakemesi yapılır. İşte bütün insanlar bir muhasebe eleğinden geçecek. Her bir insan muhakeme edilecek. Yaptıkları ona tek tek sorulacak. Çünkü insanlar şu dünyada imtihan ediliyorlar. Ve bülû dönemine kadar hayata hazırlık. Bülû döneminden itibaren artık insanlar tamamen mükelleftir. Ve yaptıkları büyük küçük her şeyden suale tabidirler. İşte insanlar bunun şuurunda olduklarında elbette diğer aleme iyi ameller göndermeye çalışırlar. Ve o zaman günahlardan daha uzak, daha böyle disiplinli bir hayatı yaşamış olurlar. Peygamberlerin görevi ve peygamber davasını anlatan kimselerin görevi insanlara yevmül cem'i, yani toplanma gününü hatırlatmak, diğer alemde yaptıklarımızın hesabını vereceğimizi hatırlatmak. La raybe fihim, ve o günün gelmesinde asla bir şüphe yoktur. Yani o cem günü, insanların toplanacağı gün, vuku kat'i olan, kesin olan bir gündür ve o günde bütün insanlar orada bir araya getirilecektir. Ferigun fil cenne, ve bir fırka cennette olacaktır bu toplantıdan, mahkemeden sonra. Ve ferigun fissair, bir başka fırka ise onlar da ateşte olacaklar. Yani Haşr'ın Mahkeme-i Kübrası'nda insanlar bir araya getirilecek, muhasebeleri görülecek. Bunun neticesinde insanların gideceği iki ayrı yer var. Bir kısım insanlar cennette, bir kısım insanlar ise cehennem ateşinde bulunacaklar. Velev şe'allahum, eğer Allah dilemiş olsaydı, lecalahum ümmeten vahide, bütün insanları tek bir ümmet kılardı. Hepsini iman üzere veya küfür üzere tek bir ümmet kılardı. Velakin yudhilu men yeşâ fi rahmetihi, lakin Allah dilediğini rahmetine nail eder, rahmetine mazhar eder. Ve zalimun, zalimler ise مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ, onlar için ne bir veli ne de bir yardımcı söz konusu değildir. Değerli izleyenlerim, burada kadere de bakan önemli bir mesaj bize veriliyor. Eğer Allah dilemiş olsaydı bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Mesela melekler tek bir ümmet, içlerinde kafir yok ve hepsi mümin, hepsi Allah'a itaat ediyorlar. لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ, Allah'ın emrettiği şeye isyan etmezler. Ve yef'alûne mâ yu'merun, ve ne emrolunsa onu yaparlar. Melekler böyle. Allah dilemiş olsa bizi de melekler gibi yapardı. Ve hiçbir insan Allah'a isyan etmezdi. Hatta eğer yaratılışımız ona göre olsaydı bütün insanlar secdeden başını kaldırmazlardı. Ama Allah-u Teala varlık aleminde bir renklilik murad etmiş. Ve insanları meleklerden farklı yaratmış.
Evet, insanda meleki yön var. İnsan melekler gibi zikirden, fikirden zevk alır. İnsan melekler gibi ibadetini yapar. Böyle bir yön var. Ama bu insanda bitkisel yön de var. Bu insanlar bitkiler gibi büyür ve nasıl ki bir ot hayatını gelip geçiriyor, pek bir şeyin farkına varmıyor. Nice insan ot gibi şu dünyadan gelip geçebilir. Öte yandan insanda hayvani cihet var. Hayvanların kendilerine göre zevkleri vardır. İşte bir kısım insanlar hayvani hayat mertebesinde yaşarlar. Hayvanlar gibi yer içer, zevkine bakarlar. İnsanda daha da ilerisi şeytani yönde var. Şeytan gözle görmediğimiz ruhani bir varlık. Daima kötülüğü telkin ediyor. Meleklerin tam zıttı. Bir kısım insanlar Hizb-ü Şeytan'a dahil, şeytanın grubuna dahil olmuş ve Cunud-i İblis diye ayette ifade edilen iblisin ordusunda adeta bir asker haline gelmiş. İblis nasıl ki devamlı yoldan çıkarmaya çalışıyor, bir kısım insanlar var. Bunlar da insanlığı yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Allah bunlara izin veriyor. Yani Allah dilese hiçbir kimse kafir olmazdı. Ama Allahu Teala şöyle bildirmiş: "Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur." Artık dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. Bu açıdan her ne kadar cinsiyetimiz, erkek veya kız olmamız, şu milletten bu milletten olmamız, bunlar tamamen bir kader programı ise de imanımız veya küfrümüz kaderin belirlediği, kaderin bizi zorladığı bir şey değildir. Erkek veya kadın olma hususunda bize bir tercih hakkı verilmemiştir. Bu kader programından böyle çıkmıştır. Ama şu anda iman ediyor olmamız veya bazılarının küfrü tercih etmesi tamamen kendi tercihleridir. Kaderin bu noktada herhangi bir zorlaması yoktur. İşte Allah dileseydi hepinizi tek bir ümmet yapardı. Lakin o dilediğini rahmetine nail eder. Yani hidayete ehil olan, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini elde etmeye uygun olanlara rahmet eder. Rahmetinin tecelligahı olan cennetine onları alır. Zalimlere gelince onlar için ne bir veli, yardımcı, ne de bir nasir, onlara yardım edecek birisi yoktur. اَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Yoksa onlar Allah'ın dışında dostlar, veliler mi edindiler? فَاللّٰهُ هُوَ الْوَل۪ي Allah işte asıl veli olan, insanı koruyacak olan, insana bakacak, ihtiyaçlarını karşılayacak olan ancak Allah'tır. وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتَى Ve o ölüleri diriltir. Ölülere hayat verir. Her kışta adeta ölmüş durumda olan bir yeryüzü görüyoruz. Bahar geldiğinde yeryüzü diriltiliyor. Bu Allah-u Teala'nın diriltmesi. Ve insanlar her gece adeta ölüyor. Her sabah adeta yeniden diriliyor. Bütün bunları yapan elbette ölüleri de diriltir. Ve huve alâ külli şeyin kadir. Ve o her şeye kadirdir. Dünyayı yaratmaya kadir olduğu gibi ahireti yaratmaya da kadirdir. Bir kısım insanları peygamber yapıp mesajını göndermeye de kadirdir. Ve imtihan için dünyaya gönderdiği bu insanları diğer alemde hesaba çekmeye de kadirdir. Cenab-ı Hak bizleri rahmetine mazhar olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.